Bizim Zoom'u kurarken de amacımız belli bir çizgiyi, kendi karakteristik çizgimizi, kendi tasarıma bakış açımızı, yenilikçi girişimleri yapmış olduğumuz her projeye yansıtmak ve her çizmiş olduğumuz projede belki bir sonrakinde çıtayı bir üst dereceye koymak gibi niyetlerle yola çıktık. Bütçe mesela ciddi bir engel. Çünkü şöyle, biz belli projelere belli çizgileri koymaya çalışırken vasatın üstünde bir şeyleri arzu ederek yapıyoruz. Yani bir ihtiyaç gidermek değil buradaki amaç. Tabii ki işverenin istekleri ve de tabii ki onların ihtiyaçları bir ortak noktada buluşmamız gerekir. Fakat bunu yaparken de vasatın altında kalmamamız gerekir. Ama hani bütün bu konuşmalardan bir numaraya bütçeyi koydum gibi oldu. Ama tabii başka şeyler de var. Esas bakış açıları var. Biz yine belli bir çizgiyi koymaya çalışırken alışılageldik. Herkesin koşullanmış olduğu birçok yerde yayınlanmış, hele ki son zamanlarda bu Pinterest dünyasıyla beraber herkesin fikir sahibi olduğu bir noktada mevcut ezberi bozacak, mevcut alışılageldik tasarım duygusunun farklı noktalara çekeceğimiz projeleri üretmek konusunda zorluk çekiyoruz. Çünkü onu ortaya koysak bile onun anlaşılması, algılanması ve de tabii ki işveren tarafından kabul edilip uygulanması ayrı bir sorun. İlham kaynağı hayat aslında. Yani Levent'le, yani iki kişinin bir araya gelip egoların bu kadar gerekli olduğu, bizim işimizde aslında ego çok gerekli bir şey. Bir yandan kurtulmaya çalıştığımız, belli kontrol noktalarının altına almaya çalıştığımız egolarımızın aslında burada öne çıktığı bir iş yapmaya çalışıyoruz. Birbirimize izin vererek, doğru kritikler yaparak tasarım konusundaki hani çalışmalarımızı bu şekilde götürüyoruz. Mezun olduğum günden bugüne hep farklı bir şeyler ortaya koymak, bir sandalyeye bakış açısının sadece dört ayakla kendini taşıyan bir oturma ünitesi olmaktan öte bir şey olabilir mi? Hep sürekli sorgulayarak. Tabii ki kalkıp da abuk subuk formlar yapmak anlamını taşımıyor bu. Yine kendi içerisinde doğru fonksiyonla, doğru kullanımla ama belki başka bir bakış açısıyla ortaya bir ürün koyma fikri beni her zaman heyecanlandırmıştır. Son dönem yapmış olduğumuz işlere de çoğunlukla bu tasarım dilini, yani bu yenilikçi bakış açısını, biraz böyle bilindik tasarım güdülerinin dışında bir şeyler yapmayı çok amaçlıyoruz. Tabii ki artık mekan tasarımları ne olursa olsun bu süreci atlatıyor olsak bile artık bu travma olarak yerleşti bir noktada. Bu travmayı yenmemiz için belli bir dönem bence yine aynı kurallarla yaşıyor olacağız herhalde. İşte sosyal mesafeydi vesaire, işte bekleme alanları mesela, yani şimdi işte aralara bir takım bariyerler koyarak veya işte bir koltuk aralarını açarak o mesafeyi sağlıyoruz. Ama en önemli şey şu da anlaşıldı: mekanik projelerde çoğunlukla, ki hastanelerde olmuyordu, bu HEPA filtre hikayesini hep atlıyorlardı maliyetten kaçmak için, ama onun ne kadar gerekli bir şey olduğu, özellikle alışveriş merkezlerinde, hastaneler değil, sadece hastane üzerinde değil, ofislerde de dahil olmak üzere bu türden merkezi sistemle havalandırma yapılan mekanlarda HEPA filtreli sistemin ne kadar önemli olduğunu farkına varıldı. Çok önemli bir kazanım. Şimdi artık umarım ki projelerde bu türden mekanik sistemleri herhalde böyle geliştiriyorlar. Bence tasarımı en çok etkileyen şey, hayat dedim, hayattan ilham almak, ama çocukluktur aslında. Çocukluktan bu yana işte okuduğunuz kitaplardan, seyrettiğiniz filmler, gittiğiniz, gezdiğiniz yerler, her şey sizde bir altyapı oluşturuyor. İşte onlar daha sonra tasarım çizgisinde bir şekilde ortaya çıkıyor. Bütün projelerimizde o vardır aşağı yukarı. Bir felsefi altyapısı olması, bir temele dayanmasını hep isteriz. Başlangıcımız Acı Bademlerle oldu. Acı Badem hastaneleriyle ilk hastane deneyimimiz onlarla. Hatta onun öncesi var ama bir tane hastane 96 yılında çizmiştik. O da rafa kaldırılmıştı çünkü hastaneyi yapan grup iflas etmişti. Sonra o hastaneyi Acı Badem aldı yıllar sonra. Ve tabii ki hiç zahmet etmeksizin bir proje vardı ellerinde. Aynen onu uyguladılar ve
O vasıtayı oradaki lejantlardan bizi buldular mesela. İşte yıllar sonra Bağdat Caddesi'ndeki ilk poliklinikle başladık. Doğayla olan ilişki özellikle hastane üzerine çok zor. Yani tabii ki oraya bir canlı bitki koymak veya yaşayan yeşil bir duvar yapmak falan. Bunlar çok rahatlatıcı. Özellikle iyileştirici çevre etkisi, yine sağlık yapıları için konuşuyorum, çok gerekli bir şey. Hastayı ilk daha lobiden içeri aldığınızda o iyileştirici çevre etkisini algılamasıyla beraber psikolojik olarak artı hani 1-0 önde başlıyor bir kere konuya. Yani kötü bir ortam, kötü bir iç mekan algısı ki bizim algılarımıza çok yerleşmiştir. Yine örnek vereceğim. Bu hastane yapılarında bu kadar inovatif yaklaşım göstermemizin bir sebebi de çocukluğumuzda hastanelerde yaşadığımız kötü deneyimler. İşte o algıyı kırmak adına ilk Acıbademlerle çalışırken bunu denedik ve başarılı olduk. Çok da karşılığını buldu. Herkes, yani birçok özel sağlık kuruluşu bu yaklaşımı istiyor ve hala da devam ediyor şu an. Bir de iyileştirici çevre etkisinin önemi çok büyük. Tek bir mobilyanın bile önemi ne kadar fark ettiriyor onu bir kere algıladık. Şöyle mesela hasta odalarından örnek vereyim. Hasta odalarına ne koyarsanız hasta kendini çok daha iyi hisseder mobilya olarak. Bunun cevabı şu aslında. Sadece mekanın orada kendi yaşam konforundan belki daha üst level bir şey göstermesi değil. Tek bir tabureyle aslında hastanın kendisini çok daha iyi hissetmesini sağlayabiliyoruz. Onun da şöyle bir karşılığı var. Bilirsiniz doktorlar gelirler sabah, bakarlar nasılsınız, iyi misiniz der. İşte yanında asistanına konuşur, notlarını alır ve giderler. Ama o tabure, orada doktor taburesidir o. Hasta bilir ki doktor orada gitmeyecek. Oturacak, kendisiyle ilgilenecek. Dolayısıyla bu psikolojik anlamda da hastaya bir artı değer katan bir şeydir. Ahşabı çok kullanıyoruz. Bütün projelerimizde aşağı yukarı ahşap var. En azından şey olarak var, materyal olarak var. Çünkü ahşabın kendisini mesela doğal ahşap kullanamıyoruz. Yapmış olduğunuz metrajlar çok büyük olması sebebiyle masif ahşap kullanımı, yani masif anlamında söylüyorum, ağacın kendisini kullanmak çok zor. Hiçbir işveren o bütçenin altından kalkamaz. Dolayısıyla biz daha çok laminat, HDF, MDF gibi materyalleri kullanıyoruz. Ahşabı kullandığım zaman gerçekten de o mekanda ciddi bir renk dengesi, hatta işte o mekanın sıcak soğuk ilişkisini çok güzel bir şekilde kurduğunu gözlemliyoruz. Onun için birçok projemizde, yani hemen hemen hepsinde doğal malzeme nitelikli ahşap kullanıyoruz. Zaten benim de çok sevdiğim, özellikle mobilya tasarımlarında da sıkça ahşap üzerine çalıştığım bir gerçektir. Yine hastane projelerimiz var, ofis projelerimiz var şu anda. Kültür yapıları üzerine çalışmayı çok istiyorum aslında. Belli bir tarihi yapıyı, belli bir kültür yapısına dönüştürme üzerine çalışmayı çok heyecan verici buluyorum. Şu an elimizde öyle bir şey var zaten. Bir yine eskiden cezaevi olarak kullanılmış bir mekanı kültür yapısına dönüştürme şeyimiz var, projemiz var, fikrimiz var. Defter, kalem, iPad, yaz. Zaman ve relativite. Eşim. 2000'li yıllara giderim. Ağaç, ceviz olmam, meşe olurum. Macera derim ama kök saldığım bir gerçek. Evdeki köşem. Demem. Çünkü yaparım.